Herkese merhabalar, herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çok güzel bir kampın başlangıcını yapıyoruz. Ve sizlerle beraber sıfırdan 8'e bir hazırlık kampı yapacağız. Ve bu kampta arkadaşlar ne yapacağız? Matematiğin ilk iki konusu olan çarpanlar, katlar ve üstü ifadeleri harika bir şekilde tamamlayacağız. Ve sonrasında da arkadaşlar tabii ki diğer dersler de var. Yani LGS'de en önemli konular olan ve kat sayısı yüksek olan matematik, fen bilgisi ve sevgili arkadaşlar Türkçe ile beraber kampımız mükemmel bir şekilde devam edecek. Yani ben erkenden kalkmak istiyorum, erkenden yol almak istiyorum ve konuları erkenden bitirmek istiyorum diyen arkadaşlar için mükemmel bir kamp arkadaşlar. Ve bu kampla beraber böyle tabii ki bu konuları %100 arkadaşlar öğrenmeniz imkansız, bol bol soru çözmeniz gerekiyor. Fakat biz ne yapıyoruz? 0'dan 8'e kampımızda sizlere birazcık ne yapıyoruz? Bunların temelini anlatıyoruz. 0'dan 8'e hazırlık kampımızın iki çarpanlar ve katlar. Çarpanlar katlar konusunu sevgili arkadaşlar ne yapacağız? Tabii ki iki bölümde inceleyeceğiz. İlki ...işte çarpan nedir, pozitif çarpan nedir, asal sayı nedir? İkincisinde ise Ebo Pekok bölümüyle ne yapacağız konumuzu tamamlayacağız diyebilirim. Şimdi sizlerle beraber ne yapalım? İlk olarak pozitif tam sayının çarpanları nelerdir? Hemen onlara bir göz atalım isterseniz. Bir doğal sayıyı tam bölen yani kalansız bölen sayılara o sayının çarpanları ya da bölenleri denir arkadaşlar. Mesela burada ne görüyoruz? Burada 24'ü görüyoruz değil mi? 24'ün çarpanlarını vermiş bize. Yani çarpıldığında 24 olan sayıları bulmamızı istiyor bizden. Bakın burada zaten 24'ün çarpanlarını vermiş. Her zaman arkadaşlar çarpanlarını bulurken ilk yapmamız gereken şey şöyle iki tane küçük ok çıkartıyoruz ve bu oklarda sol tarafa genelde küçük olan sayıları yazıyoruz. Sağ tarafa ise genelde büyük olan sayıları yazmayı ihmal etmiyoruz buradaki tüm sayılarımız arkadaşlar buradan başlayarak 1 2 3 4 6 8 12 ve 24 burada bütün sayılarımız bütün arkadaşlar burada görmüş ol sayılar 24'ün çarpanları ya da 24'ün bölenleri olarak adlandırılıyor çarpanla bölen kelimesinin aynı olmasının sebebi sevgili arkadaşlarımız buradaki çarpanlarımız aynı zamanda 24'ü bölen sayılar olduğu için buradaki çarpan ve bölen kelimesini aynı olarak kullanabiliriz yani sizlere sorularda pozitif tam sayı çarpanları diyebilir veya pozitif tam sayı bölenleri de diyebilir. Bunları gördüğünüzde sakın ola şaşırmayın. Çarpanları ile sevgili arkadaşlar bölenleri demek, bölenleri demek aynı şeyleri ifade etmek demektir. Bunu da söylemiş olalım sizlere. Örneğin başka bir sayıya bakalım. 6'ya bakalım arkadaşlar. 6'nın çarpanlarını vermiş. Zaten bakın burada size çok güzel bir bilgi vermişiz. Demiş ki bir sayının çarpanları arasında bir ve kendisi her zaman yer alır. Onun için de örneğin arkadaşlar 6'ya baktığımızda 6'nın şöyle ne yapalım? Oklarımızı çıkardık. Bakın 1 çarpı 6. Hemen 1 ve kendisiyle başlıyoruz. 2 çarpı 3 6 yapar. E başka da yok. Zaten sayılar birbirine yaklaştığı zaman son noktaya gelmişsiniz demektir. Bunları Arkadaşlar atlamamaya özen gösterin. Şimdi küçük sayılarda çarpanları bulmak kolay fakat daha büyük sayılarda bazen e, sayıların üzerine atlıyoruz. Mesela diyelim ki işte 24'ün çarpanlarını yaptığınızda, 24'ün çarpanlarını yazdığınızda 1 çarpı 24, 2 çarpı 12, 3 çarpı 3 çarpı 8'e atlıyor mesela öğrencimiz. 4 çarpı 6 diyor ve tamam diyor çarpanları buldum ama şurada unuttuğu bir şey var. 3 çarpı 8 unutuyor arkadaşlar. Buradaki en büyük sıkıntı bu olabilir. Lütfen bunlara da dikkat ediniz. Bunu da özellikle vurgulayacağım. 10'un çarpanlarına bakalım arkadaşlar hemen 10 sayısını yazdık 2 tane küçük ok çıkardık 1 çarpı 10 diyoruz bakın 2 çarpı 5 diyoruz ve ne yapıyoruz 10'un çarpanlarını bulduk 10'un çarpanları sevgili arkadaşlarımız 10'un çarpanlarına baktığımızda 1 var 2 var 5 var ve 10 var. Toplam 4 tane çarpanı var ya da 4 tane tam bölen sayısı var diyebiliriz. 25 var bakın arkadaşlar 25 tam kara bir sayı olduğu için çarpanları tek miktardadır. Yani nasıl? 1 çarpı 25 diyoruz ve buradan 5 çarpı 5 diyoruz. Tabii ki 25'in çarpanları yazarken tam kara bir sayı olduğu için 1, 5 ve 25 gördüğünüz gibi 3 tane çarpanı vardır. Normal sayıların 24 gibi 6 gibi normal sayıların çarpan sayısı çift miktardayken... Tam kare sayıların arkadaşlar çarpan sayısı tek miktardadır. Yani bakın 1, 2, 3 tane çarpanı var. Örneğin 36. Bunu da düşünebilirsiniz. Örneğin 49 veya arkadaşlar 64. Böyle tam kare dediğimiz sayıların çarpan sayısı miktarı tektir. Bunu da lütfen unutmayın diyebiliriz. Çok güzel. Hadi bakalım devam edelim arkadaşlar. Bu arada bu videoyu izleyen arkadaşlara da ödev verelim. Mesela arkadaşlar sizler de 36'nın çarpanlarını bir bulun bakalım. 36'nın çarpanlarını bir bulun bakalım. Veya arkadaşlar 48'in çarpanlarını bir ...bir bularak yorumlara lütfen yazın. 36'nın çarpanlarını şöyle... ...hocam bir işte 2, 3 var böyle nokta nokta bütün çarpanlarını yorumlara yazın bakalım. Biz de yorumlarda görelim. 36'yı buluyorsunuz ve 48'i buluyorsunuz. Peki hocam niye 36 ve 48? Çünkü arkadaşlar sorularda en çok çıkan sayılar 36, 48, 72, 108 bunlar bizim için gerçekten çok çıkan ve her soruda karşımıza gelen sayılar olduğu için bu sayıları verdik. 36 ve 48'i sizlerden bekliyoruz. Yorumlarda buluşalım arkadaşlar diyelim ve yolumuza devam edelim. Ben Furkan Taha Yeşilyurt. LGS Türkiye birincisi oldum ve Robert Koles gideceğim. Peki LGS hazırlık sürecinde sen nasıl hazırlandın? Ben sadece Tonguç dershaneye gittim. Ne özel ders aldım ne de gerçek bir dershaneye gittim. Okuldan zaten 5'e kadar sürüyordu. 5'ten sonra da geliyordum. Tonguç dershaneden denemelerimi çözüyordum. Konulara bakıyordum. Sonra uyuyordum. Bakın burada 20'nin çarpanlarını sormuş bize. 20'nin çarpanları arkadaşlar şöyle bir yöntem vermiş çözümlerimizde ama biz ne yapalım sevgili arkadaşlarım bunu mutlaka ve mutlaka şöyle oklar yardımıyla yaparsak çok daha tatlı bir iş yapmış oluruz. Bakın 20'yi yazdık. Hemen iki tane ok çıkartıyoruz. Sol tarafa küçük olan sayıları. 1 çarpı 20 ile her zaman başlıyoruz. Sonrasında 2 çarpı 10 olarak ne yaptık? Yazdık. Sonrasında 3'ü alamıyorum çünkü 23'e bölünmez. E 4 çarpı 5 yaparsam muazzam bir şey olur. İşte arkadaşlar 20'nin çarpanları ya da pozitif çarpanları ya da pozitif tam bölenleri veya bölenleri bunların hepsi aynı şeydir. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar bunlar da kafanız karışmasın. 20'nin sevgili arkadaşlar ne yapıyoruz? Hemen buradan çarpanlarını yazıyoruz ve bu şekilde diyoruz ki evet 20'nin çarpanları toplam 1 2 3 4 5 6 tane çarpanı vardır diyebiliriz. Bunun yanında sevgili arkadaşlar bazen ee, arkadaşlarımızdan şunu görüyoruz. Diyor ki sayı arttıkça sevgili hocam acaba çarpan sayısı artar mı? Hayır arkadaşlar sayının büyüklüğü ile çarpan sayısı arasında çok da bir fark söz konusu değil. Mesela 12'nin çarpanları kaç tane toplamda hemen sayalım bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 taneyken 13'ün çarpanları sadece ve sadece 2 tanedir. Dolayısıyla sayılar büyüdükçe çarpan sayısı artmayabilir. Bunu da özellikle vurgulamış olalım ve yolumuza bir başka bölümle devam edelim. Sayfamızı kaydırdığımızda asal sayılar. Sevgili arkadaşlar, asal sayıları ilk defa nerede gördünüz biliyor musunuz? 6. sınıfta çarpanlar katlar diye bir konu görmüştünüz. Orada asal sayıları karşınıza gelmişti. Dolayısıyla asal sayıları da burada görmüştünüz. Şimdi ne yapıyoruz? Biz de tabii ki LGS konularına olan çarpanlar katlarda asal sayıları işliyoruz. İşte 6. sınıfta almış olduğun o temelin üstüne bunları inşa edeceğiz. Asal çarpanlara ayırma ne yapalım arkadaşlar? Asal çarpanları ayırmaya hemen bir bakalım sevgili arkadaşlarım. Şimdi asal çarpan asal sayı ne demektir? Sadece bire ve kendisine bölünebilen birden büyük sayılara asal sayılar diyoruz sevgili arkadaşlar. Mesela diyelim ki 3 sayısı bir asalken 4 sayısı asal değildir. Neden değildir? Çünkü 4 sayısı 1'e bölünüyor, 4'e bölünüyor ama arada 2'ye de bölündüğü için aman Allah'ım orada dikkat 2'ye de bölündüğü için asallığını yitirmiş oluyor. Peki hocam sadece bir tane sayıya bölünse asallığını yitirir mi? Sorusunun cevabı da Evet arkadaşlar yitirir. Sadece bir tane başka sayıya bölünürse biter. Mesela diyelim ki arkadaşlar 12 asal mı diye düşünüyoruz. 12 sayısı asal mıdır? 1'e bölünüyor, 12'ye bölünüyor. Başka bir sayıya bölünmesini istemiyoruz normalde ama maşallah 2'ye bölünüyor. 3'e bölünüyor, 4'e bölünüyor, 6'ya bölünüyor. Herkese bölünüyor. Dolayısıyla 12 kesinlikle bir asal sayı değildir. Bunu özellikle vurgulamış olalım. Sevgili arkadaşlar, bir sayısı bakın burada ne yapmışız? Özellikle vurgulamışız. Bir sayısı kesinlikle ve kesinlikle asal değildir. Zaten tanımımız neydi? Bakın birden büyük sayılar olan asal sayılardır. Peki en küçük asal sayımız nedir? En küçük arkadaşlar asal sayımız 2'dir. 2'den başlıyoruz. En küçük asal sayımız 2. Devamında 2'den başka çift asal sayı var mıdır? Arkadaşlar 2'den başka çift asal sayımız da yoktur. Bunu da vurgulamış olalım. Sakın ola en küçük çift asal sayı diye sorarlarsa 2 olduğunu sizlere söylemek istiyorum. Kafanız hiçbir şekilde karışmasın. Arkadaşlar videonuzu balla bölüyorum ama size çok güzel bir haberim var. Sıfırdan 8'e hazırlık setine sahip olan arkadaşlarımız Tonguç Dershanede %25 indirim hakkı kazanıyor. İndirime ulaşmak da çok kolay. Setin arkasında bulunan bu bölümü kazıdığınızda bir koda ulaşıyorsunuz. Bu kodu Tonguç Dershanede ödeme adımlarında indirim kodu yazan yere girerek Tonguç Dershanede %25 indirimin sahibi oluyorsunuz. Hepinize iyi dersler. Devam edelim. Asal sayılarımız. Arkadaşlar asal sayıları tabii ki 100'e kadar olanları yani ezberleyin demiyorum ama öğrenseniz iyi olur. Çünkü karşımıza çok çıkacak. Ve burada biz onları arkadaşlar ne diye tabir ediyoruz? Sinsirella diyoruz aman Allah'ım. Yani gizli asalmış gibi gözükenler var. Onlara da ne yapacağız? Onlara da arkadaşlar soru işareti koyacağız ve biraz sonra anlatacağız. Önce normal asallara bakalım. İki sayısı en küçük asal dedik. Yani iki sayısı asal 3 asal 5 asal bakın 4'e atladık 7 asal sayımız 9 hocam 9 niye asal değil e arkadaşlar 3'e bölünüyor bakın 1'e bölünüyor 9'a bölünüyor bir de burada ne var 3 var, 3'e bölündüğü için ne yapıyoruz? 9 asal olarak kabul edemiyoruz. Sonra 11, 13, 17, 19 ve 23 diye ne yapıyor diyor? Bu arada 21'i atladık. E hocam 21 asal değil ki zaten. 1'e e bölünüyor, 21'e bölünüyor, 3 ve 7'ye de bölünüyor. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar bu asallığını yitirmiş oluyor. 21'i alamıyoruz. 23 var. Ondan sonra arkadaşlar 29 var, 31 var, 37 var. Böyle böyle gidiyor. Peki sevgili arkadaşlar baktığımız zaman gizli asal Asalmış gibi gözüken arkadaşlar nelerdir? Hemen sizlere o tüyü veriyorum. Bunlara sakın aldanmayın. 51 mesela arkadaşlar. 51 sayısı baktığınızda çok kullanılan bir sayı değildir. Sanki asalmış gibi bir böyle izlenim yaratıyor. Fakat arkadaşlar 1'e bölünüyor. 51'e bölünüyor. Ve burada dikkat ettiyseniz bakın bu 3'e de bölünüyor. 3 çarpı 17. 3'e ve 17'ye de bölünüyor. Dolayısıyla 51 kesinlikle asal değildir arkadaşlar. Bunu ne yapmış olalım? Vurgulamış olalım. 51 aman dikkat diyoruz gitti. Bunun yanında 57. 57 sayısı da asal değildir arkadaşlar. 57 1'e bölünür. 57 e bölünür. 3'e bölünür. 19'a bölünür. 3 ve 19 girdiği için 57 de asallığını yitirmiştir. Bunu söyleyebiliriz. Bunun yanında ne var? Tabii ki arkadaşlar 87 var mesela. 87. 87 de Asal değildir. 3'e bölünüyor çünkü bakın rakamların toplamı 3'e bölündüğü için 87 asal değildir. Buna dikkat. Bunun yanında sevgili arkadaşlar yine inanılmaz bir çeldirici inanılmaz bir çeldirici. 91 91 sayısı 13 çarpı 7. Yani 1'e bölünüyor 91'e bölünüyor. Bunun yanında 13 ve 7'ye de bölündüğü için 91 de asal değildir. Lütfen bu sayılara asalmış gibi yaklaşmayın. Bu sayılar asal değildir arkadaşlar. Bunlara da özellikle vurgulamış olalım. Bunlardan soruları zaman zaman kaçırıyor sevgili arkadaşlarımız. Bunları da söylemiş olalım. Şimdi devam edelim bakalım. Bu sayıların sevgili arkadaşlar çarpanları bulduğumuzda bu sayılardan bazıları asal sayı olduğunu görüyoruz. Nedir onlar? Hemen şöyle de arkadaşlar üzerinden geçelim ki siz de çalışırken böyle üzerinden arkadaşlar fosforlu kalemlerle geçersiniz daha iyi anlaşılmış olur. Şimdi bu sayılar nelerdir? Mesela hemen 30'u almış burada. 30'un çarpanlarını güzel bir şekilde yazalım. Hemen şöyle oklarımızı çıkardık. 1 çarpı 30 diyoruz. 2 çarpı 15 diyoruz. 3 çarpı 10 diyoruz ve buradan da 5 çarpı 6 diyoruz. Peki sevgili arkadaşlar burada bazı sayıları gördünüz mü asal sayı? Bakın şuradaki sayımız bir asaldır. Buradaki sayımız bir asaldır. Buradaki sayımız bir asaldır. Yani 30'un toplam sevgili arkadaşlar 30'un toplamda baktığımız zaman 2, 4, 6, 8 tane çarpanı var ve bu 8 tane çarpandan 3 tanesi görmüş olduğunuz gibi asaldır. Dolayısıyla işte biz böyle uzun yolda da bulabiliriz. Yani sayıların normal çarpanlarını buluyoruz ve çarpanlarını bulduktan sonra da diyoruz ki aralarında 2, 3 ve 5, 30'un asal çarpanlarıdır diyoruz. Bu şekilde ne yapıyoruz ifade edebiliriz. Devam edelim bakalım. Sizlerle beraber mükemmel bir şekilde büyük bir heyecanla kampımızın startını verdik arkadaşlar. Güzel de gayet de güzel gidiyoruz. Heyecanımız yerinde bunu söylemiş olalım. Bir sayının asal çarpanları bulurken iki farklı yol vardır arkadaşlar. Peki bu yollar nelerdir? Hemen onlara bir bakalım. Bu yollara baktığımızda bir tanesi çarpan ağacı. Arkadaşlar çarpan ağacı yöntemine baktığımız zaman Çarpan ağacı yöntemi aslında çok kullanılan bir yöntem değil. Ama genelde 6. sınıfta görmüştük çarpan ağacını ama bu yöntemi de göstermekte fayda var. Çarpan ağacında şöyle yine iki ok çıkartıyoruz ve sol tarafa genelde asal olan sayıyı yazıyoruz. Peki hocam bize başka bir örnek verir misiniz diye. söylerseniz hemen verelim. Mesela 40 sayısına bakalım arkadaşlar. Hemen bir ok çıkardık. Bakın ikiye bölünüyor mu? Asal sayılarımızın en küçüğü olan 2'ye bölünüyor mu? Evet bölünüyor. 2 çarpı 20 yapıyorum bakın. Böyle güzelce. Sonra 20 ile devam ediyorum. Asal sayı gördüğüm zaman arkadaşlar hiç karıştırmıyorum. Buraya bakalım. 2 çarpı 10 diyebiliriz. Bakın 2 çarpı 10. Tekrar 2'ye bölünüyor mu? Evet bölünüyor. O zaman 2 çarpı 5 diyorum. Bütün sayılarım asal haline geldi mi? Evet arkadaşlar geldi. Dolayısıyla ne yapıyorum? Hemen bunları işaretliyorum. Bakın asal 1. İşte bakın asal çarpanların burada. En sonda asal çarpanları görebiliyorsunuz. İşte biz buna ne diyoruz? Çarpan ağacı diyoruz. Ama biz neyi kullanacağız? Arkadaşlar biz bölen algoritması dediğimiz çarpan algoritmasını kullanacağız. Yani 36'yı çizgi çekeceğiz. Önce 2 asal çarpanı ile başlayacağız. Bölünüyorsa 2 ile devam edeceğiz. Sonra 9 çıktı. 18'i 2'ye böldük. 9 çıktı. 9 2'ye bölünmüyor. Aman Allah'ım ne yapacağız? Bir sonraki asala geçeceğiz. 3'e bölünüyor mu? Evet arkadaşlar bölünüyor. 9 3'e böldük 3. 3'ü 3'e böldük 1. Şu 1'i Arkadaşlar görene kadar devam edeceğiz. 1'i görene kadar devam ediyorsunuz. Ve buradaki sayılarımız da sevgili arkadaşlar asal çarpanlarıdır. 36'nın asal çarpanları 2 ve 3'tür. Birbirinden farklı olarak 2 ve 3'tür asal çarpanlarımız. Ve bunun yanında da sevgili arkadaşlar üstü olarak gösterirsek de üstü olarak gösterirsek de ne yapacağız? 2 üzeri 2 3 üzeri 2. Bakın kaç adet varsa kaç adet varsa onları ne yapıyorum? Üste yazmış oluyoruz. Mesela 40'ın üste olarak yazarsak 2 üzeri 3. Bakın 3 tane olduğu için 5 üzeri 1 Gördünüz mü bakın kırkın asal çarpan şekli yazılmış hali bu şekildedir diyebiliriz. Canlı derslere aktif bir şekilde katılıyordun. Evet. Canlı dersler açıkçası okuldan hani okulda işlediğimiz konuyu ben hemen bitirmiş oluyordum. Yani okulda ben biliyordum o konuları. Yani daha önce işlemiş oluyordum çünkü ve bu açıkçası çok faydalı bir şey. Daha önceden yolun açık oluyor. Daha ilk baş bir soru gördüğün zaman onu yapmış oluyorsun. Ya da derslerimize soru çözüm dersleri oluyor ya da derslerde sorular çözüyoruz. Oradaki sorular da açıkçası çok büyük bir avantaj diye. LGS sorularını da çözdük. Devam edelim bakalım. Bu, bakın burada size yine örnekler vermişiz. Hemen bir devam edelim bakalım. 10 ve 50'nin asal çarpanlarını da bulabiliriz. 12'ye böldük 5. 5'i 5'e böldük 1 şeklinde ne yaptık? Değerlendirdik. 50'ye bakalım. Her zaman arkadaşlar neyle başlıyoruz? 2 ile başlıyoruz önce. En küçük asal sayımızla başlıyoruz. Sonra 3 ile devam ediyoruz. O da olmazsa 5 ile. O da olmazsa 7 ile. O da olmazsa 11, 13 diye gidiyor. Ama genelde arkadaşlar 2, 3, 5 ve 7 bizim için çok kullandığımız asal sayılardır. 11 ve 13 de çok kullanılıyor fakat en çok kullanılanlar bu arkadaşlardır. Dolayısıyla bunlara dikkat edersiniz. 50'yi ne yapalım? 50'yi de asal çarpanlarına ayıralım bakalım. 50'yi 2'ye böldük. Arkadaşlar 25. 25'i 2'ye bölemem. 3'e de bölemem. 5'e böldüm. 5 ve 5'i 5'e bölersen 1 işte 50'nin asal çarpanları 2 ve 5'tir ve 2 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 2 şeklinde ne yapmış olduk göstermiş olduk dikkat şurada bir bilgi var 2 farklı tam sayının içi asal çarpanları aynı olabilir demiş ve gerçekten de çok tatlı bir bilgi vermiş bizlere sevgili 0'dan 8'e kitabımız devam ettiğimizde bazen de kazanım sorularında özellikle arkadaşlar hatta bunları bazen yeni nesillere de monte ediyorlar güzel bir soru diyor ki hatta şurada da bir bilgimiz var hemen orada bir bakalım isterseniz asal asal sayıların arkadaşlar daima iki çarpanı vardır. Asal sayıların iki çarpanında biri bir diğeri ise kendisidir. Zaten başka da çarpanı yok arkadaşlar. Bunu özellikle zaten vurgulamıştık diyebiliriz. 60'ın çarpanlarını bul diyor. Asal çarpanlarını bul. Üstlerini arkadaşlar kontrol et diyor. A artı B artı C'yi bul diyor. Hemen asal çarpanlarına bakalım. İsterseniz burada bulmuşuz zaten ama olsun ben de şurada size anlatmak istiyorum. 60'ı en küçük olan asal sayıyla başlıyorum. Yani 2 ile başlıyorum. 2'ye böldüğüm zaman aman Allah bir bakıyorum karşıma bölünüyor. Çok da mutluyum. Bu bölünebilme kuralları da yine 6. sınıfta arkadaşlar. 2 ile bölünebilme, 3 ile bölünebilme. 5 ile bölünebilme. Bunların hepsini 6. sınıfta arkadaşlar bölünebilme kurallarında görmüşsünüz. Aslında onları ne yapıyorum? Bir nevi kullanıyorum. 62'ye böldüğüm zaman kaç oldu? 30 oldu. 2'ye bölüyorum 15. A 15'e bakıyorum 2 ile bölünmüyor. Ne yapacağız? Hemen bir sonraki asal rakamımıza geçiyoruz. 3'e böldük. 3'e bölersek 5. 5'e bölersek 1. İnanılmaz. 1'i gördük. Süpersin. Bitirdik. Hemen ne yapıyorum? Asal sayıların 60'ın asal çarpanları 2, 3 ve 5 tir diyoruz arkadaşlar aynı olanlardan yazmıyoruz. Peki üstü ifade olarak gösterirsek hemen onu da gösterelim. Bakın 2'den 2 tane var. Kaç tane varsa onu yazıyoruz. çarpı 3'ten 1 tane var arkadaşlar. 5'ten de 1 tane olduğu için bakın ne yaptık? Bu şekilde yazdık. Yani A yerine 2 geliyor. B yerine 1 geliyor. Hemen onları da şöyle gösterelim. A yerine 2 B yerine 1 C yerine de 1 geliyor. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar bunları topladığımız zaman da cevabımız 4 olarak görmüş oluyoruz sizlerle beraber. Asal çarpanları da mükemmel bir şekilde arkadaşlar bitirdik. İlk dersimiz olmasıyla çok da güzel oldu arkadaşlar. Matematikle başladık. Zaten genelde kamplarımız matematikle başlıyor çünkü matematik gerçekten önemli bir ders. Dolayısıyla diğer derslerle beraber matematikle başlangıcımızı yapıyoruz. Tüm enerjimizle ilk dersimizi bitirdik arkadaşlar. Ödülü sorumuz ekranda. Hadi bakalım sizler de bu ödül sorunun cevabını bulun. Yorumlara yazın arkadaşlar. Gerçekten yorumlarınızı heyecanla bekliyoruz. Ve diğer derslerimizde de görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın diyelim.